Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün çok basit, pratik ve 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Küllü kurabiye olarak da geçiyor. Tarçınlı kurabiye olarak da geçiyor. Ben küllerinden doğan kurabiye ismini veriyorum kendisine. Bir kabımızın içerisine margarinimizi, sıvı yağımızı, pudra şekerimizi, vanilya ve kabartma tozumuzu, daha sonra unumuzu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Bu tarif gerçekten oldukça basit ve pratiktir. Kurabiyenizi yaptıktan sonra hemen derin dondurucunuza ya da buzluğunuza atarak da çat kapı gelen misafirleriniz için de çıkartıp hemen servis edebilirsiniz. Benim favori tariflerim arasındadır. Ve her zaman derin dondurucumda küllü kurabiyelerimden bulunur. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra fındık büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Toplam 133 adet kurabiyeciklerimiz olmuştur. Önceden ısıtılmış fırına 180 derecelik fırına vererek 15 ila 17 dakika arası pişiriyoruz. Kurabiyelerim bu şekilde pişti. Renk ve doku olarak da bu şekilde. Ben bir tepsimi direkt buzdolabı poşetine koyarak hemen derin dondurucuma atıyorum. Diğer tepsim için de tekrar buzdolabı poşetime pudra şekeri ve tarçını alarak homojen hale gelecek şekilde karıştırıyorum ikisini de. Buzdolabı poşeti kullanmamdaki amaç daha güzel bulanıyor ve elimizde kirlenmemiş oluyor bu sayede. Kurabiyelerimizi koyuyoruz ve çok sert olmayacak şekilde karıştırıyoruz. Adı gibi olduğunu düşünüyorum bu kurabiyenin. Gerçekten küllerinden doğan küllü kurabiye. Bu şekilde bütün kurabiyelerim bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Daha sonra servis tabağımı alarak sunumumu yapıyorum. On dakikada yapılabilecek en güzel tarif ve denemeyen herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Kurabiye tarifim bu şekildeydi. Eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.